Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza, yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün evde bizim temizlik var. Hem de dip köşe bir temizlik yapacağız beraber. Yani eski günlerdeki gibi öğlene de kendime bir makarna yapayım. Eskiden biliyorsunuz ben temizlik yaptığımda aralarda öğle yemeği olarak kendime makarna yapardım. Bugün de canım çok istedi. Bu arada eşek arıları hala daha buradalar. Kocaman kocaman valla. Şimdi markete gidiyorum. Ne yapacağım? Bir aktüel ürünlere bakayım. Evde eksikler var. Onları alayım. Bir de canımız soğuk kahve istedi. Soğuk kahve alıp temizlik öncesinde içip bir enerji toplayalım. Hiçbir şey kalmamış markette. Bakın. Havuç falan alacaktım. Hiçbir şey yok. Bir de buradaki salatalıklar genelde kötü oluyorlar. İçleri geçmiş oluyorlar. O yüzden sadece buradan ne alalım? Patates alalım. Şuradan poşetimizi alalım. Bir tane daha market var. 101. Şimdi ben BİM'deyim. Olmazsa bir 101'e de gider uğrarım. Ya da internetten sipariş veririz. Türk kahvem hiç kalmadı. Bir Türk kahvesi de alayım. 4 paket aldım. Burada da böyle eskisi gibi güzel güzel ürünler hiç yok. Ya da ben kaçırıyorum bilmiyorum. Böyle plastik tabaklar var. Saksılar var. Yine hep aynı ürünler yani. Bizim buradaki BİM'de. Çok fazla çeşit yok. Yakalandın. Hayırdır, normalde puding falan yemezsin hiç sen. Hiç yemem ben, tatlıyla aram yoktur aslında ama rüyamda gördüm Caner. Buz gibi böyle canım, nasıl puding pisledi rüyamda görünce. Böyle yine kaşık kaşık yiyordum. O yüzden şöyle puding aldım kendime, soğuk soğuk. İyi geldi gerçekten. 101'e de uğradım. Oradan mantı aldım. Çok severim ben mantıyı. Bir de peynirimden. Soruyorsunuz ya bana. Hangi peynir Tuğba o diye. Bu 101'de var arkadaşlar. Not olarak ekledim. Reklam değil bu arada. Yani evet. Tuğba bunu seviyor. Yapacak bir şey yok. Tarabya tulum peyniri bu. Güzel, bayağı lezzetli. Şöyle kahve aldım. Sonra soğuk kahve, sarımsak. Salatalık güzeldi 101'de aldım. Üzüm, çocuklar bayılırlar. Şeftali deseniz öyle. Havuç aldım. Mercimek çorbası hazırlayacağım. Böyle galeta unu, patates. Tuvalet geldi. Çok yaşa. Hep beraber yaşayalım. Bugün eski günlerdeki gibi temizlik yapıyormuşuz arkadaşlar. Bakın süpürgemi hazırladım Tuğba gelmeden. Evet. Ben başlayacaktım. Hadi dedim Tuğba da gelsin beraber yapalım. Şimdi şöyle yapalım. Ay kahvem bugün valla ayaklarım gitmiyor arkadaşlar. Çok halsizim. Böyle yürüyorum ya markete. Ayaklar geri geri gidiyor. Niye böyle oldum bilmiyorum. Şimdi bunları bir içelim Caner'cim, soğuk kahveleri. Çocukların da yemeklerini alayım ocağa. Sonra paldır küldür işlere başlayalım. Mercimek çorbası koydum arkadaşlar şöyle. Üf, çok güzel. Mercimek çorbam övünmek gibi olmasın ama çok lezzetli oluyor. Şimdi biz dükkandan bir şeyler getirmiştik eve. Arabanın bir tane var. Değil mi? Neyse şu köşeyi düzenleyeceğim tekrardan da. Gene eksikler var, onlar tamamlansın. Bir tane bir saksılık getirdik. Bir taneyle olmaz. Hadi başlıyoruz. Başlayalım mı? Böyle bir rafları sileyim. Şimdilik yine kalsın bu köşe. Diyorum ki, şimdi ben burayı değiştireceğim mi arkadaşlar? Yemek masanızı da buraya almak istiyorum. Daha hem orası açılmış olur, hem de buradan çok fazla girip çıkmayız diye düşündüm. Çünkü iki yerden girip çıkılıyor, ev berbat oluyor. O yüzden artık burayı bir kapatalım. Hatta ben üretime sipariş vereyim Caner'cim. Bir yandan da benim ürünlerim üretilsin. Ya... Şu ne zaman 1 milyon olacak? Vallahi bilmiyorum. Ne zaman 1 milyon olur bilmem. Eğlence kanalı olsak belki olur da. Evet. Vlog kanallarının birazcık zor arkadaşlar, abone artışları. Çocuk kanalları kolay, onlar çabuk yükselebiliyorlar ama. Mira bile bazen telefonda izlediği zaman abone oluyor, videoları beğeniyor. Beğeniyor, her videoyu beğeniyor. Daha 3 yaşında, 4 yaşında beğeniyordu yani videoları. Ah senin çocuğuma benim, hemen böyle beğeniye basıyor. Siz de lütfen videomuzu beğenin arkadaşlar, beğenmeden geçmeyin. Şunu aldığında ne çok mutlu olmuşuz. Evet ya. Yıllar çok, oldu ama. Çok oldu.
100 bin abone olalı. Maşallah daha nicelerine. Ben sana ahşaptan yapayım mı 1 milyon abone plaketi? Ha, olur mu Allah? Olur, hayır da demem. Kayın ağacından sana 1 milyon plaketi yapayım. Ay Allah. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. Burası şimdilik böyle oldu arkadaşlar. Böyle düzenledim. Hemen burayı silip masamızı da bu tarafa çekiyoruz. İyi hadi. Bak bir şey söylüyorum size. 2-3 gün en fazla durur burada bu. Çünkü olmadı. Sıkılırım ben sonra. Sıkılmaktan değil, orada olmadı. Hadi dene hadi birazcık. Dur bakalım bir deneyelim canım. Denemekten ne işi olur. Burada alan açılsın istiyormuş Tuğba. He? Burada at koşturacakmış. Atlar koşacakmış burada. Bu kadar alanı ne yapacaksa artık. Ya bir öyle bir böyle. Buraya hiç almamıştık canım. Gerçekten daha bir ev gibi olmadı mı? Fena olmadı bir aslında. Bir göster, ben beğendim. Hakikaten çok beğendim. Güzel oldu. Benim yaramazlar kalemle boyamışlar buraları da, aston aldım. Onları da bir çıkarayım güzelce, böyle pirille temizleyeyim masa üstünde. Ama gerçekten daha çok fena olmadı valla. Sen de ama ya, ön yargılı olmayacağım. Dedin ki böyle at koşturacakmış burada, buraya alacakmış. Daha böyle sıcak oldu. Çünkü hiç burada biz masayı denememiştik. Yani ben beğendim. Şurada bayağı bir alan açıldı ama. Ben at koşturmak Oo. İstiyorsan koşturabilirsin. Maşallah maşallah. Gerçekten güzel bahçemizin son hali böyle arkadaşlar. Geniş açıdan çekeyim dedim size. Bayağı bir ferahladı burası. Bu arada burası bitti. Şimdi ben bir makarna yapayım. Biz hanımlar mutfaktan çıkamıyoruz. İş yaparken arada mutfağa uğramadan olmuyor. Sonrasında akşam üzeri de bahçeyi toparlarken şu alt camları sileceğim. Bir oraları da tertemiz yapalım. Böyle çok güzel oldu. Çok beğendim. Şu dekor değişecek. Bilmiyorum kaç kez söyledim ama böyle de hoşuma gitmedi değil yani. Güzel oldu. Yemek masası burada şahane. Yani biraz ön yargılı oldu Caner ama ilk başta çok beğendim burayı. Böyle bu şekilde kış bahçemiz de tamamlanmış oldu arkadaşlar. O kadar meyve alıyoruz Caner. Evet. Hepsini çocuklar yemiyor mu? Şeftali, erik, üzüm, biz yemek kartın. Yiyoruz mu? Onu söylesene sen. Gerçekten yemek yemiyoruz gerçekten. Ya. Aa, videoya mı çekiyordun sen? Ben burada Caner'le muhabbet ediyorum. Gerçekten bak böyle salatalıktır, meyve eksik olmaz evde. Ama biz meyve yemiyoruz yani. Tuba'nın yediği şu. Makarna. Arada sana da ilham gelir, taze fasulye yapar, kuru fasulye yapar, pilav yapar. Ama arada ilham gelince. Şimdi ben ne yapıyorum? Makarnayı koydum, buraya zeytinyağı aldım. Domates soslu, canımız çok istedi. Domates soslu yapacağım. Rahmetli annem de Allah rahmet eylesin. Çok yapardı domates soslu makarna.
Hep de canım onu isterdi. Ketçap mayonezi yemezdim ben. Anne derdim bana domatesli makarna yapar mısın? Hemen hazırlayıverirdi vallahi. Çok lezzetli yapardı. Biz çocukların olmadan önce YouTube video çekerken Tuba temizlik videolarının arasında hep makarna yapardı. Evet. O günleri hatırlıyorum. Yani severim. Çocuklarla her şey daha zor oluyor ama evet. O kadar da güzel oluyor bu arada. Evet, severim ben makarnayı. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. İçmek için mi su istiyorsunuz? Hı hı. Tamam vereyim. Soğuk mu olsun? Hı hı. Aa, sonra dondurma almaya gidelim mi? Evet. Tamam. Şimdi gidelim su için. Su için tamam mı? Sonra annem, dondurma. Annem. Baksana canlarını. Aslan. Cibur cibur. Anne makyama su versene. Onu ıslatmayayım. Artık tek başlarına oynuyorlar kapı önünde. Aslan Bey.
gazeteyle silerdik. Vallahi arkadaşlar, çekebildiğim kadar size de temizliğimi çektim ama tertemiz oldu. Vallahi şu camlara kadar, ama şunlar kaldı. Çok yoruldum. Biz eskiden gazeteyle silerdik camları. Hiç leke bırakmazdı. Şimdi o geldi aklıma. Artık gazete bile alınmıyor evlere. Yani sabahtan akşama kadar temizlik yapılmadı mı? Gerçekten öyle vallahi. Ama domatesli makarna nasıl olmuş? Çok güzel. Son halini göstermeyi unuttum ama bildiğiniz domates makarnası işte. İki tabak yedim. Özlemişim gerçekten. Oh, bitti ya. Şükür artık dinlenelim. Çok uzun zamandır böyle büyük bir temizliği bir günde yapmıyorduk. Yapmıyorduk. Parça parça yapıyorduk. Ama yine birkaç tane kaldı şunlar mesela. Artık onları yarın yaparım. Gerçekten bayağı bir yoruldum arkadaşlar ben de. Bir kahve içelim ama beraber. Şöyle bahçede temizledim. Bahçede ağaçlara karşı bir kahvemizi de içeriz. Burası da çok fazla içmesini de. Artık öyle kalır yani bir süre. Böyle güzel oldu. Bayağı güzel elime oldu. Elime sağlık. Burası. Evet, elimize sağlık. Sen de yardım ettin bana. Sağ ol kocam da kocam. Paşam da paşam. Kahvemi yaptım, geldim. Ay gün sonu. Bu arada biz çocukları da uyuttuk arkadaşlar. Onlar uyusun, dinlensinler artık. Biz de dinlenelim. Bir anne baba saati olsun. Çünkü hava bir yandan sıcak. Çocuklarla evde. Onlar da sıkılıyor. Biz de sıkılıyoruz. Evi temizlemek lazım. Bu arada bir süre daha buradayız değil mi Caner'cim? Bir gezelim yani, yani burada, İzmir'de. Buradayız. Evet. Yani oradaki rutinimiz hep aynı oluyor. Sabah kalkıyoruz, kahvaltıdan sonra denize giriyoruz, denizden geliyoruz. Çocuklar evi batırıyor, evi temizliyoruz. Akşam oturuyoruz. Yani o rutin sabitleşti. Burada daha fazla gidilecek, gezilecek, çocukların eğlenebileceği alanlar daha fazla. Hani bir hafta orada, bir hafta burada. Belki böyle yapabiliriz aşkım. O da olabilir ama bir yandan da okullar açılıyor artık. Mira okula başlayacak. Evet, kayıtlar başladı. Mira Linda, bu arada biz konuştuk eski okuluyla Mira Linda'nın. Ben farklı yerlere de gidecektim ama içime el vermedi. Çünkü çok memnunum eski gittiği okuldan. O yüzden okuluyla da görüşmemiz gerekiyor. Yani biraz daha burada durma süremizi uzattık. Çocukları oyun alanına bir götürelim. Çok uzun süredir gitmiyorlar. Ondan sonra Miroş'u okula yazdıralım. Seneye nasipse Aslan'ı da yazdıralım. Aslan promosyon olarak Aslan'ı da versek ya. Gerçekten Aslan da çok kapıcı bir çocuk. Hani her şeyi hemen kapıyor. Mesela sen denizde yüzüyorsun ya Caner. Nasıl kulaç atıyor o da biliyor musun? Arkandan yüzecekmiş. Çok güzel Aslan. Valla kollukla yüzebiliyor bu arada. Okul fiyatları almış başını gitmiş. Okul fiyatları deseniz çok çok yükselmiş. Yani bir askeri ücret. Evet, bir askeri ücret olmuş okul aylık fiyatları. Ezan da okunu yazdı Allah diyorum. Arkadaşlar artık sizlere de burada veda edeyim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup videomuzu da beğenirseniz mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.